Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Sizinle birlikte bu videoda sezon karakteri nasıl oluşturulur, sezon karakteri sezona nasıl başlanır onu göstereceğim. Öncelikli olarak burada karakter oluşturmaya tıklayıp sezon karakteri oluşturur seçiyoruz. Sezon karakteri oluşturma ekranına geldikten sonra ben buradan Musa'yı seçeceğim. Çünkü Musa karakterim yok, diğer tüm karakterlerim var. Ben burada Musa'yı seçeceğim. Buradan oluştur diyorum. Buradan hayır. Stil albümüne geliyorum. Bakalım neler var. Güzel bir şey var mı? Bakalım burada. Şuradan şey yapalım. Son bir yıl değil de 7 gün seçelim. 7 gün yokmuş. 30 gün seçelim. 30 günde bu yapılmış. Başka da yok. 100 gün seçelim. Bakalım neler var. Farklı bir şey olsun. Şunu seçeceğim. Uygula diyorum. Evet diyorum. Özelleştirme seçeneği uygulanamaz diyor. Şimdi bununla idare edelim. Ben buradan Trend Baykuş'u seçeceğim. Ondan sonra isim ne seçelim? Kara bu. Tamam. Şöyle yapalım. Kara Murat. Kontrol et. Üstüm kullanabilir. Şu şeysiz mi kullanabilecek mi? Kontrol et. Bu üstüm kullanamaz. Tamam. Şöyle yapalım. Bu isim kullanamaz diyor. Şöyle yapalım o zaman. Tamam, bir isim kullanılabilir diyor. Karakterimizi yarattık. Buradan karakter oluştur diyorum. Kara Murat isim adını vermek istediğiniz emin misiniz? Dilekçesiyle değil. Tamam, seçtim ben bunu. Sezon karakterimize giriyoruz. Öğreticiyi başlatmak istiyor musun? Burada öğreticiye geçebilirsiniz arkadaşlar. Ben öğreticiye geçiyorum. Burada kadim taş odası. Burada kadim taş odasını seçeceksiniz. Eğer sizi level katacak birisi varsa veya uzun görevleri tercih etmek istiyorsanız kadim taş odasını tercih edebilirsiniz. Ancak ben kadim taş odasını tercih etmek istemiyorum. Daha kolay görevler olsun, daha hızlı level atlayayım diyorsanız Sonsuz Kış Dağı'nı seçebilirsiniz. Kadim Taş Odası'nı seçerseniz eğer yeni maceracıysanız ya yani bunu yapmanız gerekecek illaki ama ben hızlıca level atlayayım, hızlıca ilerleyeyim diyorsanız Sonsuz Kış Dağı'nı seçebilirsiniz. Daha kolay görevler, daha hızlı level artışı sağlayabilirsiniz. Ama daha sonra da Kadim Taş Odası'nı yapmaya çalışın yani mutlaka yapın. Kadim Taş Odası'nda yeni maceracılar daha iyi olur. Eğer daha önce Kadim Taş Odası görevini yaptıysanız eğer sizde level kasacak biri varsa bir de önerilenlerde pet görevini yaptıysanız Kadim Taş Odası'nı seçip hızlı görevleri geçebilirsiniz. Ben buradan Sonsuz Kış Dağı'nı seçeceğim. Miyim? Hayır seçmeyeceğim. Kadim Taş Odası'nı seçeceğim. Çünkü ben hızlı görevleri geçmek istiyorum. Maceraya başla diyorum. Burada siz sizi kasacak biri yoksa eğer Sonsuz Kış Dağı'nı seçip daha hızlı şekilde level atlayabilirsiniz. Sizi 53-54 yapar. Ben buradan hızlı bir şekilde görevlere geçeceğim. Görevleri seri bir şekilde atlayacağım. Hiçbir şekilde ara sahne izlemeyeceğim. Video uzun olmasın yani video uzun olmasını istemiyorum. Bu şekilde hızlı bir şekilde görevlere devam edeceğim. Burada uyandık arkadaşlar. Ve burayı geçebiliyoruz. Buradan geç diyorum. Karanlıktan görevlerimizi alıyoruz. Bütün görevleri alalım. Şimdi buradan görevleri alıyoruz. Hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz.
Eğer daha önce görev yaptıysanız, çeşitli takabileceğiniz itemler var. Şunun gibi. Ondan sonra çeşitli takabileceğiniz, sezonda takabileceğiniz eşyalar var. Bazı eşyaları takabiliyorsunuz görev itemleri olarak. Onların takabildiklerinizde yanında sezon karakteri işareti olur. Yani sezon karakteri işareti olur şurada gördüğünüz gibi. Bu şekilde o itemleri takabilirsiniz. Eğer yanında sezon karakteri işareti varsa o itemleri takabiliyorsunuz. Ben bakıyorum, kontrol ediyorum takabileceğimiz itemler var mı diye. Yani daha önce bir yere koyduysam eğer takabildiysem. Asuraları da takabiliyorsunuz. Ondan sonra tabii kabutuyuları takamıyorsunuz. Narkilerian itemleri de takamıyorsunuz. Perilliye takabiliyoruz. Ondan sonra şu kolyeyi idareten kullanabiliriz. Başka bir yerde yüzük var mı? Bakıyorum unuttuğum bir şey var mı diye. Tren. Kalp Keplan. Kalpion. Giliş. Edel şehri. Velia. Buralarda Olvia. Tamam, bu kadar tık şeyleri takabiliyoruz. Şimdi bunları takalım. Bunu takabiliyoruz. Ya bunu takalım bence, bu daha iyi olur. Gördüğünüz gibi bu itemleri takabiliyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi biz görevlere devam edeceğiz. Şimdi göstereceğim size. Bu sezon neler yapabileceğinizi daha iyi anlarsınız. Bu NPC'lerle görevlerini devam ediyoruz. Bu şekilde görevlere ilerleyebiliyorsunuz. Ondan sonra sezon karakterleriyle mutlaka sezon oynayın. Sezon oynamanız size fayda sağlayacaktır. Daha hızlı gelişmenize sağlayacaktır. Bu görev atlanamaz diyor. Bu görevi atlayabiliyorduk diye biliyor. Sanırım illa oynatacak bunu. Bunu oynattıktan sonra her ara saniyeyi atlayabiliyoruz sanırım. Çok basit, çok zor bir şey değil. Bu ara saniyeyi de atlarız. Öncelikle söylemem gereken şey, sezon itemlerinizi, naruları alıp kesinlikle onları öncelikle pen yapın. Naru itemleri kötü diye kesinlikle şey yapmayın. Ya bu itemler kötü, daha iyi itemler alabilirim, pazardan item alabilirim diye düşünmeyin. Sezon karakteri merkez pazarda satılan hiçbir itemi takamaz. Bu şekilde, bu yüzden sezon sunucundaki naruları penleyip tuval ekipmanları giyeceksiniz. Tuval ekipmanları da penleyip kullanacaksınız. Şimdi sıradaki Kadim Taş Odası'na inelim ve görevleri tamamlayalım. Şimdi Kadim Taş Odası'na inip Edan'la konuşacağız. Burada Luffy ile konuşup bize devam etmemizi söylüyor. Daha derinlerde bir şey olduğunu söylüyor. Onun için daha derinlere inip Edan'ı kontrol edeceğiz. Edan'ın iyi olup olmadığını, aşağıda neler bulduğunu, bunu öğreneceğiz. Bu bizim zaten Muhteşem Üçlü dediğimiz Edan, Luffy, bu avrat. Avrat demeyeyim. Yani NPC. Burada zırhımızı da giyebiliyoruz. R'ye basıp üstte uyarı verdiği zaman R tuşuna basarsak o eşyayı giyer. Şimdi burada hızlı bir şekilde konuşalım Edan'la. Edan bizim yardımcı şeyimiz, yani hikayenin önemli rolünü oynuyor. Şu ESC'ye basıp da ara sahneye atlayalım. Devam edelim şimdi. Buraya da geçemiyoruz arkadaşlar. Çünkü kara ruhu
ruhlardan kaçmamız gerekiyor burada. Kara ruhlar bizi tehdit ediyor ve bizi rahatsız ediyor. Bu yüzden kara ruhlardan kaçmalıyız. Orvun'u gördünüz Edan'la birlikte. Evet, bizim iyi olup olmadığımız soruyor. Biz cevap veremiyoruz. Acilen buradan kaçmamız lazım. Kurtulmamız gerekiyor. Bu şekilde buradan kaçacağız ve görevi tamamlamış olacağız. Kara ruhlar bizim üzerimize geliyor. Buralardan kaçmamızı söylüyor. Hemen birlikte kaçalım kara ruhlardan, hızlı bir şekilde. Kadim Taş Odası'ndan doğru kaç. Yani dışına kaç diyor Kadim Taş Odası'ndan. Buradan hızlı bir şekilde gidelim. Buradan sola dönüyoruz. Buradan tekrar sola. Sonrasında sağa dönüyoruz. Devam ediyoruz. Kara ruhlardan kaçacağız. Onlara değmek herhangi bir şey yapmaz arkadaşlar. Sadece bir. Onlar görünüş. Direkt kaçın. Hiçbir sıkıntı olmaz. Yani görev bildiğin böyle zaten. Şimdi buradan görevleri tamamlıyoruz. Hızlı bir şekilde şimdi bizim küçük ağaç ruhundan 7 tane öldürmemizi, 7 tane de Girikut'tan öldürmemizi istiyor. Musa'yı ilk kez oynuyorum. Yani tavsiye eder misiniz diyorsanız, diye soruyorsanız, yani hızlı bir karakter olduğu için açmak istedim. Ya bende olmaması ayrı bir şeydi. Yoksa Valkyrie açacaktım. Kutlardan 10 tane öldürelim. Görevimiz tamamlandı. Şimdi her seferinde görevi işaretlemeniz gerek olmuyor. Otomatikman oyun işaretliyor. T'ye basıp ilerleyebilirsiniz. Ben hızlı bir şekilde ilerleyeceğim. Şuradan otomatik gitmeyi işaretlerseniz otomatik shift'e basar. Yani otomatik hızlı koşar yani. Nefes dolduğunda. Şimdi şuradan görevleri yapalım. Şunları keselim. Şimdi Valkyrie dedim. Musa ile devam ediyoruz. Görevleri yapacağız. Şimdi ne diyor? Görev tamamlandı. Şimdi buradan daha çok canavar kesmemizi istiyor. Az silahımızı almışız. Onu takalım. Tamam. Hızlı bir şekilde burada yeni maceracılar sonsuz kış dağını seçebilir demiştim. Orada daha hızlı level alırsınız. Çünkü daha önce eğer görev serilerini yapmadıysanız yeni geri şey yani Kadim Taş Odası'ndaki görevleri yapmadıysanız size hızlı görevleri seçtirmez. Ama en azından bir kere yapmanız gerekiyor. Ve önerilenlerde pet görevlerini yapacaksınız. Daha sonra Kadim Taş Odası'nı seçmeniz daha makul olur çünkü hızlı gelişim yaptırmaz size. Tabii ki ben hikayenin tadını çıkaracağım diyorsanız eğer Sonsuz Kış Dağı'nı seçmeyip ben illa bu görevleri yapacaksam baştan bitireyim.
hızlı bir şey yani bitireyim, kurtulayım yani aradan çıksın diyorsanız tabii ki mantıklı. Şimdi buradan diğer göreve geçiyoruz. Beceri eğitmeniyle konuş, sonra Rafi ile sohbet et diyor. Ya yani beceri eğitimle konuş, beceri penceresini aç diyor yani. Şurada beceri eğitimle konuştuktan sonra beceri öğrenmeyi açıyoruz ve görevimiz tamamlanıyor ve şuradan Rafi ile konuşup görevimizi bitiriyoruz. Sonra bir sonraki görev için gerekli yani yönlendirdiği yere doğru gidiyoruz. Buradaki ne yapacağıyla konuşup görevi alıyoruz. Ve bizi yönlendiriyor. Laf ile konuşuyoruz. Bu da devam edip Karoluk'la görevi tamamlayalım. Tamam. Burada bir seçim soruyor. Ben burayı seçiyorum. Çünkü bana daha kolay ve daha hızlı geldiği için. Sonra bu arkadaşımızla konuşuyoruz. Seçtirmedi. Ne diyor? Tamam. Fuga mı girdi? Hiçbir NPC ile konuşamıyorum. Ha, sonunda oldu. Hılak girdi sanırım. Evet arkadaşlar, oyunda hafif bir lag vardı. Onun için özür dilerim. Şimdi görevimize devam ediyoruz. Bir sonraki noktaya gönderiyor bizi. Buradan Batı Muhafız Kampı'ndaki çelik iplerden sürüsünü yok et diyor. 25 tane. ...25 tane yok ettikten sonra görevimiz tamamlanmış olacak. Level atladık. Yeni bir beceri öğrendi herhalde. Görevimiz tamamlandı. Bizi yönlendirdiği noktaya geri dönüyoruz. Şimdi bir sonraki göreve devam ediyoruz. İlkbahar sezonundaki ilk videom olacak bu. Sezon karakteriyle ilgili detaylı rehberler gelecek. Onun için şey yapın. Takipte kalın. Birçok rehber ekleyeceğim kanala. Bu ilk video basit görevlere ve karakter oluşturma ve basit görevlere geçme adına olacak görev. Ondan sonra görevlere de geçeceğim. Yani pasoyu bitirmekten tut, tuvalet ekipmanları yükseltmene kadar rehber yapacağım.
Şimdi başka şunlardan öldür diyor. Ama o görevi almayacağım yani. O görevi yapmayacağım da 20 tane öldür dediği görevi yapacağım. Tamam, görevimiz oldu ve sonraki yerimize doğru gidiyoruz. Hızlı görevleri hızlı bir şekilde bitirip yani gelişim görevlerine geçeceğiz, özel gelişim görevlerine. Bunun için de veliye kadar görev yapmamız gerekiyor. Burada uzman buraya seçiyorum. Görevleri RR yaparak geçiyorum arkadaşlar. Başka bir şey yaptığım yok. Şimdi Tinerose'nin şeylerini iki tane yok edeceğiz. Burada önemli arkadaşlar. Hangi görevi seçtiğiniz pek önem sahip etmese de dediğim gibi benim seçimlerimi yaparsanız bu görevlerin aynısını siz de karşılaşırsınız. Şimdi Tinrosa'ya gidelim ve ona tehdit edelim. Yani tehdit ediyoruz. Şimdi oradaki yazıya yönlendirdi bizi. O yazıyı okuyalım ve görevimiz tamamlandı. Karlıktan tekrar görevi alalım. Biz tekrar uzman çavuşa tekrar gidelim. Şimdi uzman çavuşun yanına gidip onayla konuşacağız. Onayı nasıl çözdü? Heyrit prosesi. Tamam, görevimiz tamamlandı. Şimdi iksirimizi içeceğiz sanırım. İksirimizi içtik ve görevimiz tamamlandı. Şimdi bizi gösterdiği yere doğru gidiyoruz. Orayla konuşup görevimizi tamamlıyoruz. Şimdi Red Nose'yi çağıracağız ve öldüreceğiz. Ve büyük ihtimal yani görevimiz sonlanmak üzere. Yani görev bitmek üzere. Buraya geçebiliriz. Buraya geç diyorum. Red Nose'yi öldüreceğim. Burayı öldürmeniz bir yani ölmeniz bir şeyi kaybettirmez. Ölseniz de. Ya ben hiç endişe etmeden dalacağım. Dalacağım dediğim gibi yani vuracağım. Ya bak öldüm. Herhangi bir şey kaybetmedim. Anında dirilme, 20 level altı olduğum için herhangi bir sıkıntı olmadı. Yani ben ölümüne dalacağım. Bak tek attı. Hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi canavarı öldürmeye devam ediyoruz. Yani bu boss'u kesip görevlere devam edeceğiz. Yani bu Red Nose şöyle anlatayım Red Nose'u. Bu Red Nose çok dalga geçilen birisi. Kırmızı burunlu olduğu için bundan herkes dalga geçiyor. Red Nose'u çok ağladığı için yanına bir yabancı çok ağlıyor ve yanına bir yabancı geliyor. Ilezra bu kendisi. Ilezra diyor ki, eğer bana sadık olursa sana büyük bir güç veririm. Ama bu güç karanlık bir güç. Red Nose gücü tamam kabul ediyor. Bu güç dediğimiz şey kara taş. Kara taş çok güçlü bir malzeme.
Rednos bu gücü alınca deliriyor ve her sinirlendiğinde büyüyor. Eğer sinirlenirse böyle bir evrim geçirmiş oluyor yani. Normal ip olarak değil de böyle dev bir ip olarak karşımıza çıkıyor. Dev bir ip olduğu için de ya bize böyle delice vurabiliyor. Öldürsene. Öldür beni, öldür. Ha, öldür. Öldür ki ben de seni öldüreyim. Gül canla doğmak için. Hayır, canımı çok indirme. Tamam. Tamam, görevimiz tamamlandı. Şimdi bir sonraki aşamada Cilik'le konuşalım. Şimdi buraya gidiyoruz. Belia'ya doğru git diyor. Şimdi biz neredeyse sonlara doğru geldik. Görevimizin sonlarına doğru geldik. Burada önemli olan şeyler bu ara sahneyi de atlıyorum. Yani aynı şeyleri tekrar tekrar izlemeye gerek yok. Bu Alüstün'e geldik mi? Alüstün'den görev alıyoruz. Görev tamamlandı. ESC'ye basıyoruz. Buradan ister ana görev devam edebilir, ister basitleştirmeleri seçebilirsiniz. Ben basitleştirmeleri seçiyorum ve Fugar'a gidiyorum. Basitleştirmeleri seçmezseniz bu kızına yönlendiriyor. Buradan da kızdan görev alabiliyor muyuz? Bu Dalişe pardon. Buradan görev alıyor muyuz? Alamıyoruz. O'dan tümünü seçelim. 20 level ulaşman lazım diyor. Neyse. Biz Fugar'a doğru gidelim. Gelişim görevlerini alalım. Evet, gördüğünüz gibi buradan Fugar'ın görevini aldık. Ana görev diyoruz. Buradan özel gelişim Fugar'ın görevini alıyoruz. Konuşuyoruz. Sonra ana görevden tekrar özel gelişim görevini devam ediyoruz. Naruları alıyoruz. Göreve gelip. Tamam, ana görev bitti. Buradan tüm görevleri almanızı tavsiye ediyorum. Buradan alıyoruz çünkü yükseltirken PS'ye ihtiyacımız var. Sistemleri basarken. Ancak bunları narular için kullanmayın. Tüm görevleri alıyorum çünkü bize lazım olacak. Tamam. Görevleri aldık. Şimdi bu naruları aldık. Bunları naruları giyiyoruz. Gördüğünüz gibi naruları giydik. Bir de size tavsiye. Buradan eserler var. %400 XP'si var. Bunu takıyorum arkadaşlar. Şu gördüğünüz eserleri taktığım zaman eser etkisini göster diyorum burada. %300 level XP ve taçlardan gelen %25'er 4 tane toplamda %100 ve bonusla birlikte %400'e kadar XP alıyorum. Bu şekilde de hızlı bir şekilde level atlatabilirsiniz karaktere. Ben videoyu burada sonlandırıyorum. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Ha, kapatmadan önce hatırlatmam gereken bir şey var. Bu post ödüllerini mutlaka yapın. Buradan gördüğünüz gibi ödülleri alıyorsunuz. Bu posta içinde bir rehber gelecek. Nasıl yapılacağını, nasıl bitireceğimizi gösterecek görevler gelecek. Ben videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olursanız da beni mutlu edersiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.